28 Temmuz 2020, İzmir Ala ilçesindeyiz tekrar. Yanımızda rekor gübre, yaprak gübresi müşterimiz Gökhan Cebeci. Burada Ala'da bu mülkiyenin adı neydi Gökhan Bey? Ala'da bu mülkiyenin adacık mevki derler. Adacık mevki. Adacık diye şimdi burada bu yeni dönüm yonca tarlasında 5 yıl önce bozulması, bozup tekrardan ekim yapılması gereken bir tarladayız. Burada 13 gün önce ekim yapıldı. Ve bir hafta önce, 7 gün önce de yaprak gübresi kullandık. Neler değişti? Nasıldı? Ne farklılıklar gördünüz? Neler değişti? Zaten belli. Evet. Buralarda açılmalar vardı, fıskiyelerin olduğu yerler. Şöyle gösterelim. Fıskiyelerin olduğu yerde açılmalar vardı. O uyguladıktan sonra açılmalar kendi kendini kapattı. Yani çatallanma oldu. Çatallanma oldu. Köklerde sıklaşma oldu. Bak zaten belli. Şu. Bak şunu köklerden geliyor. Şuradan aşağıdan da gösterelim gidiyor. Şöyle. Evet. Şimdi şu yoncada şu çatallanma. Çatallanma da. Şu tepe. İşte, evet. Yaprak. Yaprak kalınlıkları. Kalınlıkları. Hani dipten daha güzel geliyor. Şimdi burayı bozmayı düşünüyorduk. Evet. Doğru mu? Evet. Bozmayı düşünüyordum. Fakat bunu uyguladıktan sonra düşünmüyorum. Şöyle ekrana bakalım. Bir uygulama daha. Biçtikten sonra yapacaksınız. Biçtikten sonra. O zaman. Bunun bir çeşidi var mı cins olarak? Ya. Efendim? GEA çeşidi. Evet. GEA şimdi burada 5 dönüm. Tekrar söyleyeyim. 7 dekar bir yer. 5 yaşında bir yonca. 5 yaşında bir yonca. Bozulması düşünülüyordu. Bozacaktık burayı. Şu an 13 gün oldu biçeli. 7 gün önce de uygulama yapıldı. Böyle bir sonuç var. Şimdi yoncanın kalitesiyle alakalı. Mesela çatallanma yaptı. Şu gövde kalınlığı. Evet. Şeyle alakalı mı söylüyorsunuz? Bayağı bir fark etti. Fark etti. Gövde kalınlığı mesela. Bu dipten hani fışkırmalar. Bak belli zaten hani. Şöyle gösterelim. Bugün de yeni sulandı tarlamız. Evet, yeni sulandı. Bak şunlar kökten mesela çatallanma geliyor. Çatallanma geliyor. Buraları açılma şeyindeydi böyle. Şimdi burası denize de çok yakın bir mevki. Evet. 1,5 metre aşağısında da bir taban sululuğu durumumuz mevcut. Su sıkıntısı var. Su sıkıntısı var. Şimdi genel manada baktığımızda bölgede zaten rüzgar da var. Evet. Rüzgarlanma da çok fazla. Bu da genel manada yonca üretiminde bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Çabuk kurutuyor yoncayı. Çabuk kurutuyor. Çabuk kurutuyor. Şimdi rekor gübre, yaprak gübresini yoncacılara tavsiye eder misiniz? Öncelikle Ala ve Türkiye'deki. Türkiye'deki herkese tavsiye ederim. Hı-hı. Hani çok güzel bir gübre. Kaç gün? Şimdi 7 gün oldu. 7 gün şimdi oldu. Bu konuda bazen üreticiler şunu diyebiliyor. Ya 7 günde bir şey olur mu? Oluyor mu? Alsınlar, denesinler, farkı görsünler. Görsünler. Şey siz 5 yıldır bu tarlada zaten evet. Yonca vardı. 5. yılıydı. Bulacaktım ama şu saatten sonra gerek duymuyorum. Çünkü alttan tabandan geliyor. Yoncaların yanından fışkanlar bak. Her tarafta şöyle görebilirsiniz mesela bak. Bak şuralarda. Bak şu kökler mesela. Hep yeni geliyor. Bak sanki tohum atmışın. Yeniden tohum hani atmış gibi şeyi getiriyor. Evet. Hem çatallanma hem kardeşlenme evet. Şeklinde. Şöyle gösterelim bir şeyi de. Zaten kimi tarafı yeri otlu bak. Hani seyrek yerlerde zaten otlanma olmuş. Bak, yabani bak, ot. Mesela dipten şu biten yonca geliyor bak. Otun arasından geliyor. Bak. Bu şekilde evet. Görülüyor. Tahminim bir dahaki uygulamada bu otu kapatabilir. Yani biz de o şekilde düşünüyoruz. Burada biz şunu her zaman öneriyoruz. Şimdi yonca üretiminde belli bir tabandan gübre uygulamaları gerekiyor. Besleme evet. Anlamında. Kış ve yaz uygulaması olarak. Artı bizde kendi Rekor Gübre AŞ firmamızın Rekor Gelişim Tarla diye ürünümüz var. Yoncayı biçtikten sonra tabandan mutlaka 3 yılda bir öneriyoruz. Üstten de yaprak gübresini devamlılığı olacak şekilde yani her biçimde ya da bir atlayarak demeyelim. Çünkü zaman ne getireceği belli olmuyor. Sıcaklık, soğuk, rüzgar stresleri yoncayı etkiliyor. Gübrenin kullanımıyla ilgili devamlılığı önemli. Uygun şekilde atılması önemli. Evet, buyurun. Bunu her biçimde uygularsak daha güzel. Ya burada gösterdiğiniz gibi yabani hani, otun içinden bile evet. Tekrardan yani otlanmanın fazla yani, olduğu yerden var. Şey aynen. Gelmeye başlamış. Evet. Dipten geliyor. Belli zaten. Bak sanki hani bak, sıfırdan ekilmiş yürüyor gibi. Yeni gelen yoncalar bak yapraklara bakın. Yeni gelen yonca. Evet. Evet.
Biz teşekkür ederiz. Tekrar soruyorum. Ben teşekkür ederim. Rekor gübre yaprak gübresini gönül rahatlığıyla. Ben herkese tavsiye ederim. Yonca üreticilerine. Buyursunlar, kullansınlar. Yer belli burada. Hani yer belli, uygulama belli. Buyursunlar, kullansınlar. Neyin ne olduğunu kendileri görsünler. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tarlanızı bize gezdirdiniz. Buradan tüm yonca ederim. Üreticilerine, tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese çok çok selamlar. Bunu deneyin. Mutlaka deneyin. Mutlaka.